Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa uğradıysanız, kanalımda sizler için birbirinden lezzetli, birbirinden pratik tarifler paylaşıyorum. Ve bugün de hem çok kolay hem de yöresel bir lezzet olan Gaziantep yöresine ait bir tarifle kuru biber dolması ve kuru patlıcan dolması tarifiyle sizlerleyim. Buyurun tarifimize başlayalım. Ben öncelikle kuru biberlerimi ve kuru patlıcanlarımı haşlamakla başlayacağım dolmanın yapımına. Birçok yöresel şehrimizde bu şekilde yazdan patlıcanlar, biberler, kabaklar kurutularak kış aylarına hazırlık yapılır, saklanır. Hiç bilmeyenler için de bunu açıklamak istedim. Burada 30 tane biberim, 20 tane de patlıcanım var. Bunları kaynamış suya ekleyerek bunları haşlamakla başlıyorum. 3 su bardağı su eklemiştim. Kaynayan suyun içerisine şöyle biberlerimi bırakıyorum. Hepsini aynı anda bırakacağım biberlerimi. Evet, biberlerimiz yaklaşık bir 4 dakika 5 dakika kadar haşlandı. Çok da fazla haşlamıyoruz. Doldururken yırtılmasını istemeyiz. O yüzden artık içerisinden alıyoruz. İçerisine patlıcanlarımızı da ekliyoruz. Aynı suda haşlıyoruz. Evet, patlıcanlarımız da biberlerden birazcık daha geç tabii ki haşlanıyor. 6-7 dakikada yumuşadı, bunlar da haşlandı. Bunları da şimdi süzerek alıyorum. Bakın suyum da tam geldi verdiğim ölçülere. Patlıcan ve biberlerimiz yaklaşık 10-11 dakikada toplamda haşlandılar. Şimdi iç harcının yapımına başlayabiliriz. 2 su bardağı yıkanmış pirincim var. İçerisine 2 adet soğanımı küp küp doğradım. Hemen ekliyorum. 10 adet sarımsağım var. Bu şekilde doğradım. Bunu da ekliyorum. Gaziantep dolmasının bu kadar çok lezzetli olmasının sebebi sarımsak ve soğanın pirince eşdeğer olması. Yani fazla kullanılması. Şöyle 2 yemek kaşığı biber salçası ve domates salçası karışık ekliyorum. 200 gram kıyma ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar limon tuzu, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve bunu, bu karışımı iyice karıştırıyorum. Evet, dolmalık iç harcımız hazır. Rengi de lezzeti kadar güzel. Harika oldu. Şimdi dolmalık biberimizi ve patlıcanımızı doldurmakla başlıyoruz. Öncelikle patlıcanları tenceremin altına dizeceğim için patlıcanlarımı dolduruyorum. O kadar kıvamında haşlamışız ki patlıcanlar 6-7 dakikada haşlandı. Biberler de 4-5 dakikada haşlandı. Şimdi iç harcımızı bir kaşık yardımıyla ekleyip elimizle biraz ittiriyoruz. Evet, görüyorsunuz, bakın 1,5 tatlı kaşığı kadar ekledim. Bakın 2 santim boşluk var. Pirinçler piştiğinde taşmasın, patlatmasın diye şu kapak kısmını şöyle yapıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Yani bakın bir parmak kadar boşluk var. Bunu diziyoruz şimdi tenceremize. Görüyorsunuz, patlıcanlarımızı bu şekilde dizdik. Ağzı yukarı bakacak şekilde dizdim hepsini. Şimdi biberlerimizi de dizebiliriz. Biberlerimizi doldurmakla başlayalım. Evet, biberlerimizi de hemen dolduruyoruz. Yine 1 santim kadar boşluk kalsın ki biberlerimiz pişince patlamasın. Bildiğiniz üzere pirinçler pişince şişiyor. Bu şekilde biberlerimizi de doldurup yerleştiriyoruz. Şöyle son 2 tane dolmamız kaldı. İç harcımız da denk geldi biberlerimize. Zaten her zaman hemen hemen aynı ölçülerde yaptığım için normalde ben ölçüye bile sabit kalmayarak göz kararıyla bile biliyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Son iç harcımı da şöyle biberime, son biberime ekliyorum.
Verdiğim ölçülerde misafir sofralarınıza, davet sofralarınıza, beş çaylarınıza, gün masalarınıza yaparsanız çok bereketli bir tarif verdim. Dört kişilik bir aile içinde tam tutan bir tarif, tam yetebilecek bir tarif. Şöyle ekliyorum. Evet, dolmalarımızı bu şekilde doldurduk. Bakın, şöyle kapak ağız kısımlarını yukarı gelebilecek şekilde dizdik. Sosunu da yapabiliriz. Bir yemek kaşığı domates ve biber salçası ekliyorum. Bir çay kaşığı limon tuzu, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı tuz ekliyorum yine sosuma da. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Şöyle salçamı eziyorum. Yağla. Yağ da daha parlak düşürsün diye biliyorsunuz. Diğerleri de o güzel sosun içerisinde duru bir suyla pişmesin ki içerisine eklediğimiz baharatlar suyuna çıkmasın, içerisinde kalsın diye. Bir bütün bir şekilde pişsin diye bu sos. Yani biz öyle sade yağla ya da sade suyla pişirmeyiz dolmayı. Şimdi yavaş yavaş su ekliyorum üzerine. Salçamızı aça aça. Böyle tane tane kalmasın diye. Kıpkırmızı bir sos olsun diye. Dolmaların üzerine geçebilecek şekilde sos yapmamız lazım. 5 su bardağı suyumu ekledim ve karıştırdım. Şu şekilde dolmalık taşımız var bizim, yöresel. Bu taşmasın diye dolmalar kaynayınca buna ekleriz. Üzerine de dolmalık sosumuzu ekliyoruz ki bir bütün olarak pişsin diye. Bu da tam gelecektir zaten. Ağzımı kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ki ocağın lapa olmasın diye, tane tane pişsin diye. Şimdi ocağa gönderebiliriz. Dolmamız kaynamaya başladı. Hemen şöyle yarım yapıyorum kapağını. Ve altını iyice kısıyorum. Bu şekilde 1 saat 20 dakika boyunca hiç altını açmadan ocağın altı kısık bir şekilde pişecek. Piştikten sonra sunumda görüşmek üzere. Evet değerli izleyenlerim, dolmalarımız pişti. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 saat 20 dakikada lokum gibi oldular. Şöyle sizlere içerisinde göstermek istiyorum. Hem biberin hem de patlıcanının lokum gibi adeta iç kısmını da şöyle sizlere göstereyim. Bakın pirincini görüyorsunuz. Böyle biberi de göstereyim. Bakın görüyorsunuz. O kadar güzel ki, o kadar lezzetli ki rengi hiç bembeyaz değil. Gerek baharatıyla, gerek dışının böyle yağ koyduğumuz için sosuna parlaklığıyla, lezzetiyle harika oldu. Kesinlikle evlerinizde bu lezzetli yöresel tarifimizi deneyin. Gaziantep dolmalarının lezzetini, ününü bilmeyen yoktur. Gaziantep dolmasının nasıl yapılıyor diyorsanız kesinlikle verdiğim bu tarife tabi kalarak denediğinizde memnun kalacaksınızdır. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Esen kalın.